Diyarlardan gönüllere. Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine siz değerli dinleyenlerimizle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Said Eken, bu programı sizlere sunmaya gayret ediyorum. Ana kumanda masasında bizlere İbrahim Macit kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Efendim, İran'daki evliyanın büyüklerinin hayatlarını anlatmaya devam ediyoruz. Tabii ki İran denince öncelikli olarak ilk aklımıza gelen büyük zatlardan bir tanesi şüphesiz ki İmam-ı Gazali Hazretleri'dir. Tabi uzun zamandan beri İran'daki Evliya-i Kiram'ın hayatlarını anlatıyoruz. Belki de diyebilirsiniz ki öncelikli olarak anlatmanız gereken zatlardan bir tanesi İmam Gazali Hazretleri iken niye ortalara doğru geldi? Daha önce arz etmiş olduğumuz gibi anlatma sıramız alfabetik olarak, yani isim sırasına göre olduğu için bu şekilde olmuştur. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için böyle bir zaruri açıklama yapmak durumunda kaldık. Efendim, şüphesiz ki İmam-ı Gazali Hazretleri evliyanın büyüklerinden ve İslam alimlerinin meşhurlarındandır. İsmi Muhammed bin Muhammed olup hepimizin bildiği gibi lakabı Hüccetül İslam, yani İslamiyet'teki, İslamiyet'in seneti olarak bilinen büyük zatlardan bir tanesidir. Ve kendisi de Gazali olarak meşhur olmuştur. İmam-ı Gazali Hazretleri 1058 miladi Hicri 450 senesinde Tuz şehrinde dünyaya gelmiş ve 1111 miladi Hicri 505 senesinde Tuz şehrinde vefat etmiştir. Kabri şerifi de şimdi Taberan denilen yerdedir. Ama ne yazık ki çok acı bir vaka ki kabri şerifi belli belirsiz bir halde ne yazık ki gerekli ihtimam gösterilmemiştir. Onun kabri şerifinin böyle düzgün olmayışı bizlere ziyadesiyle üzmektedir. İnşallah Teala efendim onun kabri şerifi düzgün bir şekilde yapılır. Layık olduğu şekilde bir türbe efendim en azından ziyaret, rahat ziyaret edilebilecek bir hale getirilir diye ümit ediyoruz. Bu da tabii ki nasip meselesi. Nasibi olmayanlar, nasipsizler o mübarek zatın kabrini neredeyse ortadan kaldıracaklar. Allah-u Teala onlara fırsat vermesin. İmam Gazali Hazretleri'nin babası fakir ve salih bir zat idi. Alimlerin sohbetlerinden hiç ayrılmaz ve elinden geldiği kadar da onlara yardım, iyilik eder, hizmetlerinde bulunurdu. Alimlerin nasihatini dinleyince ağlar ve Allah-u Teala'dan kendisine alim bir evlat vermesini yalvararak isterdi. Nihayet Allah-u Teala onun mübarek duasını kabul etti ve kendisine Muhammed ve Ahmet isminde iki oğul ihsan etti. Yün eğirip Tuz şehrindeki dükkanda satan bu salih zat vefatının yaklaştığını anlayınca oğlu Muhammed Gazali'yi ve diğer oğlu da Ahmet Gazali'yi hayır sahibi ve zamanın salihlerinden bir arkadaşına emanet bırakır ve bir miktar da mal vererek vasiyet eder. Der ki, ben kendim alim olamadım. Bu yolla kemale de gelemedim. Maksadım, benim kaçırdığım kemal mertebelerinin bu oğullarımda hasıl olması için sizden yardım etmenizdir. Bıraktığım bütün para ve mal ile lütfen onların efendim yetişmesine yardımcı olunuz. Onların
tahsiline harcayınız diye arkadaşına vasiyet eder. Arkadaşı da onun bu vasiyetini aynen yerine getirir. Babalarının vermiş olduğu, o bırakmış olduğu mal ve para bitinceye kadar onların yetişmesi için elinden gelen gayreti gösterir. Ve sonra da döner onlara der ki, babanızın, mübarek babanızın sizin için bıraktığı parayı tahsil ve terbiyenize harcadım. Ama ne yazık ki ben de fakir bir adamcağızım. Artık bundan sonra size yardım edecek bir malım mülküm kalmamıştır. Bu yüzden sizi başka bir yere göndereceğim der ve onları oradaki bir medreseye göndererek orada yetişmelerini sağlar. Çocukluğundan itibaren ilim tahsil eden Muhammed Gazali Hazretleri fıkıh ilminin bir kısmını kendi memleketinde okumuştur. Bir müddet sonra da Cürcan şehrine giderek orada İmam Ebu Nasir İsmaili'den ders alır, ilim öğrenir. Tekrar memleketi olan Tus'a geri dönerek efendim burada ilmi çalışmalarına devam etmek ister. Ancak yolculuk esnasında katılmış olduğu kervanın önü eşyalar tarafından kesilir. Malumunuz eskiden biliyorsunuz bu tür vakalar çok fazla olurdu. Sürekli yollarda eşkıyalar olur. Yollar güvenlikli olmaz. Önünüzü keserler. Neyiniz var neyiniz yok hep alır götürürlerdi. Tabii kervanda bulunanların öncelikli olarak aradıkları şey nedir? Maddi değeri olan altın, mücevher ya da eşya gibi şeylerdir. Bu arada kervandakiler de Muhammed Gazali Efendi'nin elindeki ne varsa kitabı, notları hepsini onlar da alırlar. De bulduklarını alır götürürler. Tabi bir işlerine de yarayacağı yok ama işte yani soyguncu neticede ne varsa alıp götürmeye kalkarlar. Muhammed Gazali Hazretleri de yol kesicilerin efendim, reislerine gider. Der ki ne olur bu elinizdeki kitaplar ve notlar sizin hiçbir işinize yaramaz. Ne yapacaksınız bunları? Bunları bırakın. Bunlar benim için çok kıymetli. Bunlar bana geri verin deyince eşkıyanın reisi der ki ne var bunda deyince onları öğrenmek için memleketimi terk ettim, gurbete gittim, senelerimi verdim. Bu şeyler bunlarda çok kıymetli dini bilgiler var, çok önemli notlar var deyince eşkıyanın reisi ne anlar yani buradan. Din yok, diyanet yok, ilim yok, iş yok. Bir de üstüne üstlük gülerek der ki ya bunları bildiğini iddia ediyorsun. Efendim çok kıymetli diyorsun. Bunları alırsam ben ilimsiz kalırım diye ağlayıp sızlıyorsun. Ya nasıl bir ilim edindin, nasıl bir ilim tahsil ettin ki bu notlar elinden gidince sende hiçbir şey kalmayacak diye bahsedince Gazali Hazretleri eşkıyanın reisinin bu sözünden çok etkilenir. Bu sözlerin tesiri altında kalır. Der ki yani Allah-u Teala beni bu eşkıyanın reisi vasıtasıyla ikaz etti. Yani madem ben ilim öğrendim, bu kadar gayret ettim, hakikaten öğrendim, ilmi aklımda tutamıyorsam ve hafızamda bir şey kalmamışsa bu nasıl ilim öğrenmektir? Böyle ilim öğrenmek mi olur? Madem ki öğrendim, hepsini ezberlemem lazım diyerek TUS'a geldiğinde o 3 yıl boyunca efendim öğrenmiş olduğu, tuttuğu notların hepsini geceli gündüzlü olarak o kadar çalışır ki bir tek kelimesini unutmayacak şekilde hepsini ezberler. Diyor ki madem ki ilim öğreneceksem böyle öğrenmem lazım deyip bütün gecesini gündüzünü katarak o notları tek tek ezberler. Yine memleketinde bulunduğu süre içerisinde oradaki zamanın alimlerinden efendim ilim adamlarından ilim öğrenmek için çok gayret eder. Ve yine zamanın büyük velisi olan Silsile-i Aliye büyüklerimizden olan
Ebu Ali Farmedi Hazretlerinin sohbetlerine devam ederek de kendisini tasavvuf ilminde yetiştirmek için çok gayret gösterir. Orada zamanın büyük ilim ve kültür merkezi olan oradan Nişabur'a gider. Oradaki büyük alim İmamül Harameyn Ebu'l Meali el-Cüveyni Hazretlerinin ders halkasına devam eder. Ve orada usulü hadis, usulü fıkıh, kelam, mantık, İslam hukuku ve münazara ilimlerini öğrenir. Yine oradaki büyük devrin büyük alimlerinden ders okuyarak Nişabur'daki tahsilini tamamlayarak büyük bir ilim ve edebiyat hamisi olan Selçuklu veziri, üstün devlet adamı, daha önceki programlarımızda da arz etmiştik, Nizamül Mülk Hazretlerinin daveti üzerine Bağdat'a gider. Biliyorsunuz Nizamül Mülk büyük bir devlet adamı ama ehl-i sünnet ilme, alimlere çok kıymet veren çok mühim bir zat idi. Allah-u Teala onun da makamını âli eylesin inşallah Teala. Nizamül Mülk Hazretlerinin topladığı ilim meclisinde bulunan zamanın alimleri İmam Gazali Hazretlerinin ilminin derinliğine ve meseleleri izah etmekteki üstün kabiliyetine hayran kaldıklarını hepsi itiraf etmişlerdir. Onun o üstün vasıflarından dolayı hem alimler hem de halk tarafından çok sevilmiştir. O zaman ortaya çıkan sapık fırkaların mensupları onun yüksek ilmi yanında en zor, en ince mevzuları en açık bir şekilde anlatması, hitabet ve izah etme kabiliyetinin yüksekliği ve zekasının parlaklığı karşısında perişan ve mağlup olmuşlardır. Hepsini yerle yeksan etmiştir. Daha 34 yaşında İmam-ı Gazali Hazretlerinin İslamiyet'e yapmış olduğu bu büyük hizmetleri gören Selçuklu Veziri Nizamül Mülk Hazretleri onun Nizamiye Medresesi, o meşhur Nizamiye Medresesi'nin yani bugünkü ifadeyle üniversitesinin baş müderrisine yani rektörlüğüne tayin etmiş ve böylece büyük bir hizmete vesile olmuştur. Medresenin başına geçen rektör olarak tayin edilen İmam Gazali Hazretleri 300 seçkin talebeye lüzumlu olan bütün ilimleri öğretmiş. Bunlardan başka pek çok talebe yetiştirmiştir. Binlerce talebe yetiştirmiştir. Çok kıymetli eserler yazmıştır. Yazmış olduğu bu kıymetli eserlerle birlikte ilim ehli, devlet adamları ve halk tarafından çok büyük muhabbet ve hürmet görmüştür. Pek çok da kitaplar yazmıştır. Yazmış olduğu kitaplar hala günümüze kadar gelmiş ve pek çok insanın, pek çok Müslümanın bundan istifade etmesine sebep olmaktadır. Ayrıca İsmaili adındaki sapık fırkanın görüşlerini çürütmek için Kitab-ı Fedail Batiniye ve Fedail Müstehzeriye adlı eserini yazmıştır. Yine burada Rumca'yı öğrenmiş ve felsefecilerin sapıklığını ortaya koymak için eski Yunan ve Latin filozoflarının kitaplarının aslı üzerinde 3 sene titizlikle incelemeler yapmış. Ve bu inceleme esnasında ve neticesinde felsefecilerin maksatlarını açıklayan Mekasidül Felasife kitabı ile felsefecilerin görüşlerini reddeden Tehafütül Felasifiye kitaplarını yazmıştır. O sıralarda dünyanın tepsi gibi düz olduğunu iddia eden ve bu tür saçmalıkları ilim adı altında insanlara vermeye çalışan Avrupalı filozofların bu fikirlerinin yanlışlıklarını ortaya koymuş ve onlara dünyanın yuvarlak olduğunu, karaciğerde kanın temizlendiğini, safranın, lenfin ve zararlı madde eriyiklerinin burada kandan ayrıldığını, bu işte dalağın, böbreklerin ve safra kesesinin rollerini, kanın madde miktarlarındaki oranın değişmesiyle sıhhatin bozulacağını, bugünkü fizyoloji kitaplarında olduğu gibi anlatmış
ve bu bilgileri kuvvetli delillerle ispat ederek Avrupalıların bilmedikleri doğru bilgileri kitaplarında yazmıştır. Tabii Avrupalılar her şeyin ilk sahibi, bilgi efendim ilerleyicisi, bu konudaki uzmanı olduğunu iddia ederler ya, bunlar külliyen yalandır. Avrupalıların efendim ilimde kat ettikleri, öğrendikleri bütün temel bilgilerin hepsi İslam alimlerine aittir. Onların kitaplarından öğrenmişler, sonra da kendi bilgileri diye bize pazarlamışlar, satmışlardır. Tabii biz belli bir dönem içerisinde gerilemeye gittiğimiz için ve bir takım hakikatlerden haberdar olamadığımız, bir takım önemli bilgi ve belgelerin ortadan kaldırılması sebebiyle biz bu doğru bilgilerden ne yazık ki haberdar olamıyoruz. Günümüzde özellikle belli dönemde yazılmış olan ve belli kişiler tarafından yazılmış olan uydurma kitaplar ve bilgilerle okullarımızda hep bize yanlış bilgiler aktarıldığından ne yazık ki biz tarihimizden, İslam tarihinden, din bilgilerinden mahrum bırakıldık. Maalesef şimdilerde yeni yeni biz hakikatleri öğrenmeye başlıyoruz. Gerçekleri öğrenmeye başlıyoruz. İmam Gazali Hazretlerinin felsefecilerin görüşlerini çürütmek ve itikatlarına felsefe karıştıran sapık fırkalara cevap vermek için yaptığı bu çalışmasını işten bazı kimseler ne yazık ki onu felsefeci zannetmişlerdir. Yani felsefeyle uğraşıyor diye felsefeci zannediyorlar. Tabii bunun sebebi felsefe ile tefekkür arasındaki mühim farkı bilmemektir. Felsefeciler aklı rehber edinmişler, mütefekkirler ise aklı kullanmakla beraber akla da rehber olarak peygamberleri ve onların bildirdiği imanı almışlardır. Göz için ışık ne ise akıl içinde iman da odur. Işık olmayınca göz göremediği gibi iman olmayınca da akıl da doğru yolda yürüyemez. İmam-ı Gazali Hazretleri asla ve katla bir filozof değil, müçtehittir. Zaten İslamiyet'te felsefe ve filozof olamaz. Zaman zaman duyuyoruz İslam felsefesi, İslam düşüncesi gibi efendim saçmalıkları duyuyoruz. İslam felsefesi olamaz, İslam düşüncesi olamaz. İslamiyet bir efendim felsefe ya da düşünce değil, Allah-u Teala'nın bize bildirdiği emir ve yasaklardır. Dolayısıyla orada kendi kafana göre bir şey uyduramazsın, kendi aklından bilgiler sokamazsın. İslam alimi olur, İslam dininde felsefenin üstünde İslam ilimleri, filozofun üstünde de İslam alimleri vardır. Böyle bir düşünce efendim söz konusu değildir. Bağdat'ta bulunduğu sırada ilim öğretip talebe yetiştirmekle meşgul olan İmam-ı Gazali Hazretleri, yine kendisi gibi büyük bir alim olan Ahmet Gazali Hazretleri'ni yerine vekil bırakarak uzun bir seyahate bulunmak üzere Bağdat'tan ayrılır. Ve Şam'a giderek velilerle görüşür ve sohbet eder. Tasavvuf büyüklerinin kitaplarını okur ve onlardan rivayet edilen sözleri ve halleri inceler. İnsanlardan tamamen uzaklaşarak halvet, yalnız kalmak, yani uzlet, insanlardan uzaklaşmak, mücahede, nefsin istemediklerini yapmak ve riyazet, nefsin istediklerini yapmamak suretiyle nefsinin tezkiyesi ve ahlakının mükemmelleşmesiyle meşgul olmuştur. Ve bu arada İhya-i Ulumiddin adlı meşhur eserinde yazmıştır. Yani ilim sahibi olmakla yetinmemişlerdir. Çünkü sadece ilim sahibi olmak onlar için kıymetli değil. Kendi nefislerini de efendim terbiye etmek, bu yolda tasavvuf ilminde de ilerleyerek bir takım hususi hallere kavuşmak için de çok gayret etmişlerdir. Daha sonra Kudüs'e gitmiş, burada batini denilen sapık fırkalara karşı mücadele etmiştir. Kudüs'te bir müddet kaldıktan sonra hacca gider ve haccı mütakip tekrar Bağdat'a geri döner. Nizamiye Medresesi'nde Şam'da yazmış olduğu İhya-i Ulumiddin kitabını kalabalık bir talebe topluluğuna ders olarak okutmuştur.
Fakat bu seferki tedris hayatı uzun sürmemiş. Tekrar doğduğu yer olan TUS'a ve oradan da Nişabur'a gitmiş. Burada da sapık fırkalara karşı mücadele etmiştir. İmam-ı Gazali Hazretlerine Bağdat'ta pek çok ilim talebesi varken orada ilim neşretmekten, öğretmekten niçin vazgeçtiğinizi kimse bilemiyor. Ve bu kadar uzun zamandan sonra niye Nişabur'a döndüğünüzün sebebini kimse anlayamıyorlar dediklerinde şöyle anlatmıştır. Ben şer'i ve akli ilimlere bu kadar alışkanlık peyda edip her ikisinde de inceleme ve araştırma yaptım. O esnada bulunduğum yolda bende Allah-u Teala'ya, nübüvvete ve ahiret gününe yakini bir iman hasıl olmuştur. İmanın bu üç aslı ile kalbim çok kuvvetlendi. Ayrıca takva sahibi olmak, nefsin isteklerini bırakmak ve bütün dünyevi arzuları terk etmeden ahiret saadetine kavuşmanın imkansız olduğunu anladım. Hepsinin başı dünya alaka ve bağlarını kalpten tamamen kesmek ve darı gururdan aldanma yeri olan dünyadan uzaklaşıp ona muhabbet köklerini gönül bahçesinden söküp atarak ahirete dönmek ve azimet etmek ve Cenab-ı Hakk'a tam gayret ile dönüp tövbe eylemektir. Bu da emelleri kısmak, makamı, malı ve parayı terk etmek, meşguliyeti, tutulma ve insanlarla beraber bulunmayı bırakmanın yanında kalbin içinde sekine ve karar hasıl olmadan tam olamazdı. İşte bu hallerimi düşündüm, çeşitli bağ ve tutulmalar içinde battığımı gördüm. Her tarafımı kuşatmışlar. Amellerimi gözümün önüne getirince hepsinin üstün ve güzelinin ilim öğretmek olduğunu anladım. Öğretmek istediğim ilimlerin bilgilerinin çoğu önemsiz olup ahiret için faydasız olduklarını düşündüm. Sonra ilimdeki niyetimi düşündüm. Halis, Allah rızası için olmayıp belki makam sevdası, şöhretle beraber karışık buldum. Böylece yakinen helak sahilinde olduğumu anladım. Eğer hallerimi düzeltmekle uğraşmazsam helak olur, kendime kötülük ve zarar ederim. Bir müddet böyle düşündüm durdum. Fakat henüz karar veremedim. Bazen Bağdat'tan ayrılmaya, içinde bulunduğum halleri bırakmaya karar verir, bir gün azimet yolunu seçer, ayağımı ileri atar, bazen de biraz daha durayım deyip adımımı geri alırdım. Bir sabah olmazdı ki ahirete istemede sıdk ve rağbet üzere bulunayım da ona nefsin istekleri ve dünya arzusu askerleri saldırıp akşam olunca beni uzaklaştırmasınlar. Düşüncemi değiştirmesinler. Ya bu kadar büyük bir zat ilim sahibi ama hala kalbini tam anlamıyla Allah-u Teala'ya yönlendiremediğini düşünerek ızdırap içerisinde. Allah-u Teala'ya yönelebilmek, nefsin arzularından kopabilmek için ne kadar mücadele etmiş. Ve bir hatta geldi ki dünya arzular beni zincirden bağlar ile kendilerine çeker ve bu mananın hasıl olması için zorlarlardı. İman sözcüsü de seslenip, hadi çabuk ol, ömründen çok az kaldı. Önünde ise uzun bir yolculuk var. Kazandığın, elde ettiğin ilmin hepsi riya ve aldatmadır. Eğer sen şimdi ahiret için hazırlanmaz, sonsuz alem için azık bulundurmazsan ne zaman yapacaksın? Şimdi alakaları kesmez, engelleri kaldırmazsan ne zaman keseceksin ve kaldıracaksın derdi. İşte o zaman kalbimde bir rağbet peyda olup dünya ve ehlinden kaçmak, onlardan uzaklaşmak için kesin karar verdim. Sonra şeytan aldatma ve hile yoluna başvurup bu düşündüğün hal çabuk geçici bir şeydir. Sakın bu yola gitme. Zira sen bu görüşü kabul ve karar verip bu büyük makamı terk edersen, eziyetli olmayan izzet ve şanı bırakıp gidersen, hasımlarla münazaradan, hasıl olan zevk ve safadan geçersen, nefsin yine sana galip olur. Bu sefer ondan kurtulmaya uğraşırsın.
Halbuki o zaman bir daha dönemezsin, biçare ve dermansız kalırsın derdi diyor. İşte nefsin ve şeytanın batılı hak gösteren bu aldatma ve hileleri sebebiyle ben de dünya arzuları ve ahiret isteği arasında tereddüt ve hayret vadisinde 6 ay kadar şaşkın, inler ve ağlar halde kaldım. Ya ne kadar sıkıntı çekmiş değil mi efendim? Mübarek zat. Ne kadar kendisini zorlamış. Bu zaman 1093 yılının Recep ayının efendim sonunda son bulduğu buyuruyor. Nihayet aynı ayın sonunda işim ihtiyar ve iradeden geçip aniden Allah-u Teala dilime susmak kilidi vurup mühürledi. Dilim söylemez. Kalbim ise çok muzdarip oldu. Kendimi çok zorladım. Gayrete getirmeye çalıştım. Huzurumda bulunan 300 ilim talebesinin gönlünü almak, hatırlarını şen etmek, bu vesileyle bir gün ders vermek için kendimi zorladım. Dilimde söyleyecek kuvvet, bir kelime telaffuz edecek güç bulamadım. Bu dil tutulması kalbime öyle bir üzüntü ve elem verdi ki arzu ve isteğim kalmadı. Hazmım kesildi. Ne bir lokma çiğneyip yutabilir ne de bir damla su içebilirdi. Böyle devam edip kuvvetten düştüm, zayıfladım. Hatta doktorlar hayatımdan ümit kestiler. Bana ilaç vermekten imtina edip bu böyle bir durumdur ki kalbe indi. Oradan uzuvlara sirayet edip mizacımı bozdu. İlaç kabul etmez, iyileşmez. Ancak kalbini mühim işlerden rahata kavuşturur, her şeyden temizlerse belki iyileşir dediler. İşte bundan sonra kendi aczimi anladım ve gördüm ki yalvararak ve sızlayarak Allah-u Teala'ya sığındım ve çaresi olmayan hasta gibi yanarak ve inleyerek dua ettim. Nihayet Neml suresi 62. ayetinde mealen muztar olan, muzdarip olan yani sıkıntıya düşen kimse dua ettiği zaman onun duasını kabul edip fenalığı ortadan kaldıran buyurulduğu gibi Allah-u Teala bu garibin duasını kabul edip kalbimi uyandırdı. İçimdeki mal ve makam arzusunu yok etti. Hepsinden yüz çevirip çocuklarımdan, dostlarımdan, hayatımdan, vatanımdan ve eshabımdan ayrılmayı bana kolay eyledi. Derhal içimden Şam tarafına gitmek arzusu geldi. Ama görünüşte hacca gideceğim dedim. Halifenin ve eshabımın maksadımın Şam'da kalmak ve bu sebeple onlardan ayrılmak isteğimi bilmelerini istemedim. Ve bir daha dönmemek niyetiyle Bağdat'tan ayrıldım. Fakat düşüncemi gizliyor, aksini bildiriyordum. Bunun için çeşit çeşit ifade ve izah yollarına başvuruyordum. Onlar ise benimle alay ediyor, beni cevri cefa oklarına hedef tutuyorlardı. Sanki içlerinde benim o tür safa ve zevkten yüz çevirmem ve dünyalıklardan kesilmek istememin bir din işi ve yakın sebebiyle olduğunu uygun görecek bir kimse yoktu. Onlara göre benim bulunduğum müderrislik rütbesi yüksek bir din mevkii olup ilimlerinin bütünü buraya kavuşabilmek içindi. Nihayet Bağdat'tan ayrıldım. Yanımda olan malı dağıtmaya başladım. Kendime yetecek ve çocuklarıma kafi gelecek kadar yanımda bulundurdum. Orada şöyle bir ruhsat yolu buldum ki Irak malı Müslümanların işlerini görmek için vakıf olmuştur. Bunun için dünyada aile nafakası için bundan almaktan daha salih ve temiz bir mal bulamadım. Şam bölgesine giderek orada 2 sene kadar kaldım. Orada bir meşgalem yoktu. Ancak uzlet, halvet, mücahede, riyazet ve nefsin tezkiyesi, ahlakın mükemmelleşmesi ile meşgul oldum. Bütün bunları tasavvuf ehlinin ilminden öğrendiğim şekilde yaptığım gibi Allah kelime-i celalini zikri ile kalbin tasfiyesi ve hallere kavuşmakla uğraştım. Böylece o büyükler yolunun ilim ve amel olmadan tamamlanamayacağını yakinen anladım.
Yani ne kadar ilim sahibi olursanız olun, tasavvuf yolunda ilerlemediğiniz müddetçe hakiki yola, hakikate vasıl olmanın çok zor olduğunu görmüş oluyor böylece. Onların ilimlerinin hasılı nefsin geçitlerini ve tehlikelerini aşmak ve kötü ahlaktan temizlenip kötü sıfatların kökünü söküp atmaktır. Bununla kalbi Allah'tan başkasına tutulmaktan korumak ve Allah-u Teala'nın zikriyle süsleyip ona kavuşmaktır. O zaman bana ilim amelden kolay geldi. O büyüklerin ilimlerini anlatan tahsil ve onları mütalaa ile tamamlamaya koyuldu. Mesela Ebu Talib Mekki'nin Kutubül Kitabını ve Haris-i Muhasibi'nin kitaplarını, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin, Şibli Hazretlerinin, Bayezid-i Bistami ve başka meşayihin Kudsesi Ruhum sözlerini ve onlardan rivayet edilen yazı ve haberleri mütalaa eyledim. Her birinin ilimlerinin maksatlarına muttali oldum. Onların yollarından öğrenerek ve dinleyerek tahsili mümkün olanı tahsil ettim. Onların seçilmişlerinin seçilmişlerine mahsus olan ilimleri kavuşmanın öğrenmek ve okumakla mümkün olmadığını anlamış bulundum. Ben ilmi yakın ile bildim ki Allah-u Teala'ya kavuşanlar ve hidayet yolunun yolcusu olanlar bilhassa tasavvuf ehli olan büyüklerdir. En güzel siret ve ahlak onların siret ve ahlakları. En doğru yol onların yolu. En güzel ve en olgun ahlak onların ahlak ve adetleridir. Belki bütün akıllı insanların akılları, hikmet sahiplerinin hakimane buluşları ve İslamiyet'in esrarını bilen fukaha ve ulemanın ilimleri toplanıp bir araya gelse onların siret ve ahlakından birini tahvil edemez, değiştiremez, ondan hayırlı ve üstün olana çevirmeyi düşünseler çare ve yol bulamazlar. Zira onların zahir ve batınında olan bütün hareket ve hareketsizlikler peygamberlik kandilinden alınmıştır. Yeryüzünde ise peygamberlik nurunun ötesinde bir nur yoktur ki aleme ışık saçsın ve daha çok parlasın bu diye ifade etmiştir. İmam Gazali Hazretleri zahiri ilimlerde olduğu gibi tasavvuf ilimlerinde de büyük nasip almıştır. Onun tasavvuf yönünü anlatan kitaplar Silsile Aliye büyüklerinden Ebu Ali Farmedi Hazretlerine bağlı olduğunu açıkça ifade etmiştir. Efendim burada kısa bir ara verelim. Daha sonra bu kısa aradan sonra İmam Gazali Hazretleri'nin hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Efendim, kısa bir aradan sonra yine beraberiz. Belki radyolarını yeni açmış olanlar varsa hatırlatmak babından arz edelim. Şu anda İran'daki Evliya'nın büyüklerinden Hüccetül İslam olarak bildiğimiz büyük alim İmam Gazali Hazretleri'nin hayatını anlatıyoruz. İmam Gazali Hazretleri ömrünün son yıllarını Tuz şehrinde geçirmiştir. Burada evinin yakınında bir medrese, bir de tekke yaptırmış ve insanları orada irşad etmekle hayatını idame ettirmiştir. 50 yaşını aştığı bir sırada El-Münkizi Anid-Dalal, yani fıkhın kaynaklarına, usulü fıkha dair El-Mustasfa ve Selefi Salihine, yani Ehl-i Sünnet itikadına ait ona tabi olmayı anlatan İlcamül Avam en ilmil kelam eserlerini yazmıştır. İmam Gazali Hazretleri Sultan Sencer ile görüşmüş, ona mektup yazmış ve bizzat nasihatte bulunmuştur. Ayrıca Sultan Sencer'e nasihat adlı bir de risale yazmıştır. Selçuklu Sultanı olan Sultan Sencer, Ehl-i Sünnet itikadında olup dinine bağlı ve bidatleri reddeden bir kıymetli padişah idi. Uzun müddet tahta kalmış, ilme ve ulemaya çok hürmet etmiş, kendisi de ilim ile meşgul olmuştur.
O zamanın meşhur alimlerinden olan İmam Gazali Hazretlerine haset edenler İmam Azam Hazretlerinin aleyhinde bulunuyor diye iftira ederek Sultan Sencer'e şikayet etmişlerdir. Sultan Sencer İmam Gazali Hazretlerinin yanına davet edip görüşmek istediğini bildirir. Durum İmam Gazali Hazretlerine iletince bazı mazeretler bilerek ve belirterek gitmez. Sultan Sencer'e de efendim bu mazeretlerini bildiren ve nasihat etmek üzere ihtiva eden bir mektup gönderir. Bu mektubun tercümesi şöyledir. Allah-u Teala Padişah-ı İslam'ı İslam beldesinde muvaffak eylesin. Nasipdar kılsın. Ahirette ona yanında yeryüzü padişahlığının hiç kalacağı mülk-i azim ve ahiret sultanlığı ihsan eylesin. Dünya padişahlığı nihayet bütün dünyaya hakim olmaktan ibarettir. İnsanın ömrü ise en çok 100 sene kadardır. Cenab-ı Hakk'ın ahirette bir insana ihsan edeceği şeylerin yanında bütün yeryüzü bir kerpiç gibi kalır. Yeryüzünün bütün beldeleri, vilayetleri o kerpiçin tozu toprağı gibidir. Kerpiçin ve tozunun toprağının ne kıymeti olur? Ebedi sultanlık ve saadet yanında 100 senelik ömrün ne kıymeti vardır ki insan onunla sevinip mağrur olsun. Yükseklikleri ara, Allah-u Teala'nın vereceği padişahlıktan başkasına aldanma. Bu ebedi padişahlığa yani saadete kavuşmak için güç bir şey ise de senin için kolaydır. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün adalet ile hükmetmek 60 senelik ibadetten eftaldir buyurmuştur. Madem ki Allah-u Teala sana başkalarının 60 senede kazanacağı şeyi bir günde kazanma sebebini ihsan etmiştir, bundan daha çok muvaffakiyete fırsat olamaz. Zamanımızda ise o iş o hale gelmiştir ki değil bir gün bir saat adaletle iş yapmak 60 yıl ibadetten eftal olacak dereceye varmıştır. Dünyanın kıymetsizliği açık ve ortadadır. Büyüklerimiz buyurmuşlardır ki dünya kırılmaz altın bir testi, ahirette kırılan toprak bir testi olsa akıllı kimse geçici olan ve yok olacak olan altın testiyi bırakır, ebedi toprak olan testiyi alır. Kaldı ki dünya geçici ve kırılacak toprak bir testi gibidir. Ahiret ise hiç kırılmayan, ebediyen baki kalacak olan altın testi gibidir. Öyleyse buna rağmen dünyaya sarılan kimseye nasıl akıllı denilebilir? Bu misali iyi düşününüz ve daima göz önünde bulundurunuz. Beni yanınıza davet etmiş bulunuyorsunuz. Benim halim ise şudur. 53 senelik bir ömür yaşamış bulunuyorum. Bunun 40 senesi ilim öğrenmek ve öğretmekle geçti. 20 senem Sultan Şehid'in saltanatı zamanında geçti. Yani Melikşah Sultan'ın. Sultan Melikşah'tan İsfahan'da ve Bağdat'ta bulunduğum sırada pek çok iltifat ve ikram gördüm. Çok defa mühim işlerde Emir-ül Müminin ile onun arasında elçilik vazifesi yaptım. Din ilimlerinde 700 kitap yazmaya muvaffak oldum. Yani dünyanın her türlü saadetini gördüm. Fakat hepsini terk ettim. Bir müddet Beyt-i Mukaddes'te kaldım. Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek türbesinde ahdettim. Bundan sonra hiçbir sultanın yanına gitmeyeceğim ve hiçbir sultandan en ufak bir şey kabul etmeyeceğim. Münazarayı terk edeceğim dedim. 12 seneden beri bu ahdimde durdum. Bu bakımdan sultanlar beni bu hususta mazur gördüler.
Şimdi beni huzurunuza çağırdığınıza dair bir haber almış bulunuyorum. Emre itaat olsun diyerek Musa Rıza Hazretleri'nin mübarek türbesine kadar geldim. İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek makamında yaptığım ahdi bozmamak için ordugaha kadar da geldim. Bu türbede kabrin başucunda diyorum ki, ey Resulullah'ın torunu, sen şefaatçi ol ki Allahu Teala Padişah İslam'ı, yani Sultan Sencer'i dünya sultanlığında babalarından daha ileri gitmeye muvaffak etsin. Ahiret sultanlığında saadetinde ise Süleyman Aleyhisselam'ın derecesine eriştirsin. Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın makamında yapılan ahde hürmet etmesi için muvaffakiyet versin. Gönlünü hakka çevirip halkı bırakan bir kimsenin kalbini perişan eylemesin. İnanıyorum ki hakkınızda böyle dua etmem, Hak Teala'nın dergahına yüz tutmam, resmi olarak yanınıza gelmemden daha faydalıdır. Eğer bunu kabul etmeyip gelmem için bir fermanınız olursa, emre itaatin lazım olduğunu bildiğim için ahdimi bozarak fermanınızı kabul etme yolunu seçerim. Allah-u Teala dilinize ve gönlünüze öyle şeyler getirsin ki bununla yarın ahirette utanmaktan muhafaza etsin ve selam diye uzun bir mektup gönderiyor Sultan Sencer'e. Tabi bu mektup Sultan Sencer'e ulaşınca, madem ki Meşhed'e gelmiş, ordugahımıza az bir mesafe var, oradan gelmek güç bir iş değildir diyerek gelmesini istediğini bildirir. Bunun üzerine İmam-ı Gazali Hazretleri Sultan Sencer'in yanına gelir ve huzuruna da gelince Sultan Sencer hemen ayağa kalkar, İmam-ı Gazali Hazretleri'ni karşılar ve hürmetle kucaklar. Sonra da kendi tahtına onu oturtur ve çok hürmet eder. İmam-ı Gazali Hazretleri onun tahtına oturduktan sonra yanında bulunan bir talebesine Kur'an-ı Kerim'den bir miktar oku buyurur. Talebesi de mealen Allah kuluna kafi değil mi buyurulan Zümer suresi 36. ayetini okuyunca İmam Gazali Hazretleri evet der. Daha sonra söze başlar ve sultana karşı şöyle konuşur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala'ya hamdolsun. Kurtuluş ancak müttekiler, takva sahibi olanlar içindir. Düşmanlık da ancak zalimleredir. Mülk-i İslam baki olsun. İslam alimlerinin adeti şöyledir. İslam meleklerinin huzuruna girdiklerinde dua, sena, nahşer ve bir ihtiyacın giderilmesi hususunda konuşma yaparlar. Dua hususunda evla olan gece karanlıklarında Hak Teala'ya gizlice münacat etmek, yalvarmaktır. Çünkü insanlar arasında yapılan dualarda riya, gösteriş ihtimali vardır. Halis olmayan böyle dualar Hak Teala indinde müstecap değildir. Bu huzurda medh ve övgüde bulunmak da riyakarlıktan uzak değildir. Yükseklik ve ışık bakımından güneşin parmakla gösterilip övülmeye ihtiyacı yoktur. Güzellik kemale ulaşınca övülenlerin pazarını bozar, bunların eli boş kalır. Met ve senadan maksat ise bir işi yükseltmektir. Bu dört husustan en mühim olan nasihat ve ihtiyacı gidermektir. Nasihat, izni risalet kaynağından alınan yüce bir mertebedir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş olduğu, size iki vaiz, yani nasihatçı bıraktım. Biri susar, biri konuşur. Susan nasihatçı ölümdür, konuşan ise Kur'an-ı Kerim'dir. Dikkat et, susan nasihatçı ölüm, lisan-ı hal ile ne söylüyor ve konuşan nasihatçı ne söylüyor? Susarak haliyle nasihat eden ölüm de diyor ki, ben her canlıyı pusuda beklemekteyim. Zamanı gelince aniden pusudan çıkıp yakalayıveririm.
Eğer benim herkes için yapacağım muamelenin bir benzerini görmek isteyen varsa, padişahlar kendilerinden önce gelmiş geçmiş padişahlara, emirler de vefat edip geçip gitmiş emirlere baksınlar. Melikşah, Alparslan, Çağrı Bey toprak altından halleriyle şöyle nida ediyorlar. Ey padişah, ey gözümün nuru, bizim nelere sevk, nerelere sevk edildiğimizi ve ne korkunç işler gördüğümüzü sakın unutma. Emrinde bulunanlardan biri aç iken asla bir gece tok bile uyuma. Biri çıplak iken sen istediğin gibi giyinme. Şöyle vasiyet ederler. Benden bir kelime kabul et. Bu la ilahe illallah, la ilahe illallah'tır. Bunu daima dilinde tut. Yalnız kaldığın zaman söylemeyi asla unutma. Asıl iman bunu söylemekle istikrara kavuşur buyuruldu. İman suyunu taatten alır. Kökü adalet ile, devamı hakkı zikretmek ile kaimdir. Bunların hepsini yapıp ahiret azabından kurtulsan da kıyamette sualden kurtulamazsın. Hadis-i şerifte her biriniz çobansınız ve herkes emri altında bulunanlardan mesuldür buyuruldu. Ey padişah! Hak Teala'nın hak nimetini eda eyle ki nimet, doğru iman, doğru itikat, güler yüz ve güzel ahlak ve iyi amellerdir. Bunlardan iyi amel işlemek senin elinde, diğerleri hediye-i ilahidir. Madem ki Allah-u Teala bu nimetleri sana ihsan etmiş, sen de dördüncüden iyi amel etmekten kendini mahrum etme ki küfrani nimet etmiş olmayasın ve ayakta duran, ey ayakta duran emirler, vezirler, kumandanlar, eğer devletinizin mübarek ve daimi olmasını istiyorsanız nimetin kadrini biliniz. Nimeti felaket ve bedbahlıktan ayırt ediniz. Biliniz ki sizin bu Horasan melikinden başka göklerin ve yerlerin maliki olan başka bir padişahınız vardır. Yarın kıyamette herkesi hesaba çekecek ve benim nimetimin hakkını nasıl elde eylediniz, nasıl yerine getirdiniz buyuracak. Meliklerin kalpleri Allah-u Teala'nın hazineleridir. Rahmet, azap ve cezaya dair yeryüzünde her ne vuku bulsa meliklerin gönülleri vasıtasıyla olur. Allah-u Teala kendi hazinemi size emanet ettim. Sizin dilinizi ve hazinenin kilidi yaptım, korudunuz mu? Yoksa emanete ihanet ettiniz mi diye soracak. Hazineye ihanette bulunan bir mazlumun halini padişahtan gizleyendir. Bu bir ihtiyaç arz edilmesine gelince benim bir umumi bir de hususi olmak üzere iki hacetim vardır. Umumi olan şudur, Tus ahalisi sıkıntı içindedir. Soğuk ve susuzluktan mahsuller tamamıyla mahvolmuştur. Onlara acı, Hak Teala da sana acısın. Açlık ve dert ve belasıyla müminlerin boynu ve belleri kırıldı. Hususi hacetim ise şudur. Ben 12 seneden beri halktan uzaklaşmış bir köşeye çekilmiştim. Sonra Fahrül Mülk Nişabur Medresesi müderrisine kabul etmem için ısrar etti. Ben ona bu zaman benim sözlerimi kaldırmaz. Bu zamanda bir hak söz söyleyenin kapı ve duvar bile aleyhine geçer demiştim. Bugün ise iş o raddeye gelmiş ki işitmiş olduğum sözleri rüyada görseydim karışık rüyadır derdim. Bunların akli ilimler ile alakalı olanlarında eğer bir kimsenin itirazı varsa buna şaşılmaz. Benim sözlerimde herkesin anlayamayacağı gibi manalar çoktur. Bununla beraber ben kime olursa olsun herhangi bir sözümü açıklayıp ispat edebilirim. Böylece meseleyi açıklığa kavuştururum. Bu gayet kolaydır. Fakat İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin aleyhinde bulunmuşum diye söz söylüyorlarmış. İşte buna asla tahammül edemem. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben İmam-ı Ebu Hanife'nin
ümmeti Muhammed arasında fıkıh ilminde, ilminin inceliklerinde ve manasında en büyük alim olduğunu kesin olarak kabul etmekteyim. Her kim ki bu söylediğimin tersine bir sözüm olduğunu veya bir şey yazdığımı söylerse o yalancıdır. Sizden şunu isterim ki beni Nişabur'da, Tuz'da ve bütün şehirlerde ders verme işinden affediniz, kendi halinde kalayım. Bu zaman benim sözlerime tahammülü mümkün değildir ve selam diye sultanın huzurunda kendini ifade etmiştir. Tabi Sultan Sencer de efendim hakkaniyetli bir padişah olduğu, ilim sahibi bir insan olduğu için İmam Gazali Hazretlerine dikkatle dinledikten sonra şöyle cevap vermiştir. Söylediğin bu sözleri duymak ve İmam-ı Azam Hazretleri hakkındaki güzel kanaatlerini Irak ve Horasan alimlerinin hepsinin duyması için onları burada toplamamız lazımdır. Büyük İslam alimleri hakkındaki kanaatinizi ve onlara olan hürmet ve sevginizi herkese duyurmak üzere her tarafa dağıtmak için bu ifadeleri yazmanızı istirham ediyorum. Tedristen, ders verme işinden muaf tutulma arzunuza gelince bu mümkün değildir. Fahrül Mülk seni Nişabür müderrisliğine celp edebilmiştir. Biz senin namına medreseler yaptıracağız. Bütün alimler gelsin, kendilerine kapalı kalan medreseler meseleleri öğrensinler, müşkillerini öğrensinler ve burada halletsinler diye efendim ifade etmiştir. İmam Gazali Hazretleri bundan sonra, bu hadiseden sonra artık ömrünün son kısmını, 2 yılını kendi memleketinde kitap yazmak ve insanlar irşad etmek ve talebelere ders vermekle geçirmiş. Böylece efendim ömrünü bu şekilde tamamlamak istemiş ve bu şekilde de hayatını devam ettirmiştir. Efendim, İmam Gazali Hazretleri'nin hayatıyla ilgili daha anlatacak pek çok mesele var. Ancak biz süremizi doldurduk. Vaktimizin sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi efendim kısa bir mektup okuyarak İmam Rabbani Hazretleri'nin Kudses-i Ruh efendim mektubatından bereketlenelim ve böylece programımızı da sonlandıralım. Çok vaktimiz kalmadığı için hemen kısa bir mektup bitirelim. 177. mektup. Bu mektup Cemalettin Hüseyini Bedahşi'ye yazılmıştır. İtikadı Ehl-i Sünnet itikadına göre düzeltmek lazım olduğu bildirilmektedir. Hacı Cemalettin Hüseyin, gençlik zamanını büyük nimet biliniz. Elden geldiği kadar bu zamanı Allah-u Teala'nın razı olduğu işleri yapmakla geçiriniz. Bunun için de her şeyden önce itikadı Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdiklerine göre düzeltmek lazımdır. İkinci olarak fıkıh bilgisini öğrenmeli ve işleri bu bilgiye uygun yapmalıdır. Ancak bunlardan sonra tasavvuf yolunda ilerlemeye sıra gelir. Bunları yapabilen felaketlerden kurtulur. Yapmayanlar kurtulamaz. Vesselam vel ikram. Allah-u Teala hepimizi sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabının doğru yolunda bulundursun ve onun izinde gidenlere selamet versin, selam olsun diyoruz. Bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya yine İmam Gazali Hazretleri'nin hayatını kaldığı yerden devam etmek üzere. Efendim, ömrünüz ve geceniz mübarek olsun. Tekrar yeni hicri yılınızı tebrik ediyoruz. Rabbimden bütün İslam alemini bu mübarek ayları ve günleri hakkımızda hayırlı kılmasını, iki cihan saadeti ihsan etmesini niyaz ediyoruz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.
Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin, Eshab-ı Kiram Efendilerimizin, Silsile-i Aliye Büyüklerimizin ve mezhep imamlarımızın, Şah-ı Nakşibendi Bahattin-i Buhari İmam Rabbani Mücedd ve Ahmet Faruk Serendi Hazretlerinin, Mevlana Halid-i Bağdat, Seyyid Abdullah Şemdin'in, Seyyid Tahakkari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbdatullah İzani, Seyyid Fehmi Hazretlerinin, Efendi Hazretlerinin, Mübarek Hocamızın, bütün emir abilerimizin ve bütün geçmişlerimizin, aba ecdadımızın, ruhlar için hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, Allah rızası için El Fatiha masallah. Allahümme salli ala Diyarlardan gönüllere.